Merhaba arkadaşlar, Tinkercad devam dersleriyle birlikteyiz. Bu evde kaldığımız dönemler içerisinde elimden geldiğince hem Tinkercad'i anlatmaya hem de ürettiğimiz şeyleri 3 boyutlu yazıcı ortamında basıp gerçek hallerini sizlere göstermeye çalışıyorum. Bugün de arkadaşlar yine sizlerle birlikte bir geometrik desen hazırlayacağız. Bunu isterseniz duvar süsü diyebilirsiniz. Ben bunu kendime bir bardak altlığı olarak yapacağım. Masamda kullandım. Fakat bunun gibi benzeri ürünler çizerek takı yani kolye, küpe, onun dışında duvar aksesuarları veya odanıza yapacağınız süsler aklınıza ne gelirse üretebilirsiniz. Hadi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Tinkercad sitesine giriş yapmamız gerekiyor. Daha önceki videolarda Tinkercad'e nasıl üye oluruz, üye olduktan sonra nelere ihtiyacımız var bunlarla alakalı video çekmiştim. Üste bir kart bırakırım, oradan bakabilirsiniz. Giriş yap butonuna basıyorum. Ben e-postayla giriş yapacağım. Zaten e-postam burada kayıtlı. Şifrem de kayıtlı. Şu an sisteme giriş yaptım. Yeni bir tasarım oluştur diyorum. Galeri kısmını da daha önceki videolarda anlatmıştım arkadaşlar. Yeniyseniz eğer oradan izleyerek detaylı bir şekilde bunlar hakkında bilgi edebilirsiniz. Her zaman yaptığımız gibi öncelikle projemizin adını yazıyorum. Ve tasarıma bir adet cetvel ekliyorum. Tasarımda arkadaşlar bugün ağırlıklı olarak kutu nesnesini kullanacağım. Fakat dediğim gibi bu benim oluşturduğum bir geometrik şekil. Siz istediğinizi yapmakta serbestsiniz. Öncelikle şöyle çaprazdan bakıyorum. Derinliği 70 milim yani 7 santim olan. Soldan sağa 5 milim. Yüksekliği de 4 milim olan bir çubuk oluşturuyorum. Hemen akabinde arkadaşlar bu çubuktan bir adet duplicate and repeat yöntemiyle aynısından çoğaltıyorum. Tekrar aynı işlemleri yapmamak için. Bu zaten ölçülü. 70 olan yerini 35'e indiriyorum ve getirip şu üzerinden nesneye üstten baktığımda şu gördüğünüz döndürme aracına basıp şu dış etrafında gördüğünüz çizgilerin fareyi içinde tutarak 45 derecelik bir açıyla döndürüyorum ve çubuğumun istediğim herhangi bir yerine bunu konumlandırıyorum. Daha sonra bu nesnenin aynısından bir tane daha ihtiyacım var. Yapmaya uğraşmıyorum. Tekrar duplicate and repeat diyorum. Şu an burada bakın bir tane daha aynısından oldu. Ayna aracına basıyorum sağ taraftaki ve soldan sağa döndür diyorum. Klavye yardımıyla arkadaşlar bu çubuğumu da diğer tarafa kaydırıyorum. Nesnelere yakından bakmak istersek F kısa yolunu kullanabiliyorduk yani fokus. Şöyle baktım. Bunu burada arkadaşlar şu ortadaki dik çubuğa hizalamaya çalışmıyorum. Yapacağım şey Shift tuşuna basarak sağdaki ve soldaki çapraz çubuklarımı seçip gruplandıra basıyorum. Şu an ikisi artık tek nesne ve dışarıdan hepsini seçip hizalaya basarak hepsini birbirine ortalıyorum. Şu an nesnemiz tamamen ortalanmış durumda. Hemen bu dik çubuktan yine bir tane daha seçiyorum ve duplicate ile çoğaltıyorum. Bu seferki çubuğumu da 2 santim uzunluğunda yapıyorum. Yine aynı işlemleri uygulayacağım. 45 derece döndürdüm. Yerleştirdim. Tekrar duplicate'e basıyorum. Aynaya basıyorum. Soldan sağa döndürdüm. Klavye yardımıyla nesnemi çubuğuma yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar bu iki nesneyi de yine sağ sol çubuğu seçip birleştiriyorum. Bu birleştirdiğim çapraz çubukları şu ortadaki çubuğa hizalamak için bunları seçip hizala dersem bu sefer yukarıdaki büyük olan çubuklarla hizayı kaybederim. Yani bu çubuk ve bu iki nesne birbirine göre hareket edeceği için sağa sola şu orta noktayı kaçırırım. O yüzden bu riski almamak için bu çubuktan ve bunlardan eminsem hizasından ikisini dışarıdan seçiyorum ve birleştiriyorum. Artık diyorum siz tek parçasınız. Şimdi bu iki nesneyi yani şu ilk yaptığım çubuğu ve alttaki sağ sol kanadı seçip hizalarsam hem üstteki nesneyle hizamı kaybetmedim hem de artık gördüğünüz gibi tüm nesneler birbirine hizalı vaziyette. Hazır hizalamışken bunları da
tek parçaya çevirdim. Bir tane kutu alıyorum şu an kendime. 20'ye 20 kalabilir arkadaşlar ölçüsü. Yüksekliğini sadece 4 milime indiriyorum. Çünkü yandaki nesnemde de gördüğünüz gibi yükseklik 4 milim. Bunun aynısından duplicate yöntemiyle bir tane daha oluşturuyorum. Bunun ölçülerini de 12'ye 12 yapıyorum. Yüksekliği yine 4 milim. Bunun hatta rengini değiştireyim ki kolaylıkla görebilirim. Şimdi bu iki kutuyu birbirinin içine ortalıyorum. Soldan sağa ortala, geriye doğru ortala diyerek. Ve sarı olan nesnemi seçip onu delik olarak belirtiyorum. İkisini dışarıdan seçtikten sonra gruplandır dediğimde ortadaki delik olan nesneyi kırmızı nesnemin içinden çıkaracak gördüğünüz gibi. Bunu da yine tepesinden bakarken sağda veya solda çıkabilir bu. Yay yardımıyla 45 derece döndürüyorum ve getirip şu çubuğumun önüne konumlandırıyorum. Hiç yine hizalamayla uğraşmıyorum. Dışarıdan hepsini seçtim. Hizalaya bastım ve soldan sağa ortala diyorum. Ve yine hepsini birleştirdim. Şu an gördüğünüz gibi şu şekilde bir nesnemiz oluştu. Bundan sonrası zaten arkadaşlar artık Tinkercad'in nimetlerinden faydalanacağız. Bu nesnemin aynından hepsini birleştirdikten sonra çoğaltıyorum. Ayna kısa yoluna basıp terse döndürüyorum ve klavyeden çubuğumu aşağı doğru çekiyorum. Burada arkadaşlar önemli olan şey, şöyle yakından göstereyim. İki nesnenin şu uç kısımlarının birbirine temas etmesi. Yani istediğiniz kadar iç içe getirebilirsiniz. Ben bu şekilde bıraktım ve dışarıdan hepsini seçip birleştiriyorum. Niye böyle bir yöntem yaptım arkadaşlar? Şimdi ben burada Duplicate and Repeat'i kullanacağım ve otomatik olarak belirttiğim açıda nesnenin kendini çoğaltmasını sağlayacağım. Eğer ki bu çubuğun aynından diğer tarafına çoğaltmazsanız otomatik olarak bir yuvarlak döndürme işlemi gerçekleştiremezsiniz. Şu an bakın nesnenin orta noktası tam benim istediğim yer. Yani bu nesne kendi etrafında bu şekilde dönecek. Bu işlemi yapabilmek için nesneleri bu şekilde birleştirmemiz şart. Şimdi hemen geliyorum duplicate yöntemine. Arkadaşlar duplicate and repeat kopyala yapıştıra benzer fakat ondan bir farkı daha önceki videoda da yine anlatmıştım. Hafızaya alıyor yaptığınız hareketleri ve çoğaltma işlemini ona göre uyguluyor fakat belli ince nüansları var. Nesnemi seçiyorum. Duplicate and repeat tuşuna bir kere bastıktan sonra bakın şu an burada aynı nesneden üst üste iki tane var. Fareyle başka hiçbir yere tıklamadan, yani boşluğa, nesnenin üzerine ya da başka bir yere tıklamadan, çünkü şu an fareyle yaptığım her hareketi kayıt altına alacak. Döndürme aracı, yani döndürme yayına geliyorum ve buradan 22,5 değil de bu sefer 45 derecelik açıyla döndürdüm. Bakın şu. Burada bilgisayarın yaptığı şey şu, yani Tinkercad'in. Sizin bu nesneyi çoğalttıktan sonra 45 derece döndürdüğünüzü artık anladı. Bundan sonra yukarıdaki çoğalt ve tekrarla tuşuna bastığınızda sizin yaptığınız işlemi aynısını kendisi yapacak. Bakın deneyelim. Bir kere bastım 45 derece döndürdü. Bir daha bastım 45 derece döndürdü. Ve güzel bir geometrik şekil elde ettik. Hemen şuradan geriye alıyorum. Yapmamanız gereken bir şey göstereyim size arkadaşlar. Şunu sileyim. Nesneye tıkladıktan sonra öğrencilerimin genelde yaptığı en büyük hata bu. Duplicate'e bastım. Şu an nesnem çoğaldı. Bunu döndürürken atıyorum şöyle geldiniz. Döndürdünüz. Yanlışlıkla gidip boş bir yere bir kere tıkladığınızda artık sizin çoğaltma işleminiz silindi. Yani bakın ben bunu gelip seçiyorum. Bir kez daha duplicate'e bastığımda aynı nesnenin aynısından bir tane daha oluşturdu. Yani diyor ki size, sizin bana verdiğiniz kuralı ben unuttum. Bana o kuralı bir daha hatırlat. O yüzden duplicate'i kullanırken seçtiğimiz nesneye duplicate işlemi yaptıktan sonra kesinlikle ama kesinlikle boşluk tuşuna basmıyoruz arkadaşlar. Burada açıyı değişik de ayarlayarak değişik şekiller elde edebilirsiniz. Mesela 22,5 yaptıktan sonra duplicate işlemi yaptığımda bakın bu şekilde güzel bir geometrik şekil ortaya çıkıyor. Bunları zaten her zaman söylediğim gibi deneye deneye oluşturacaksınız. Deneye deneye anlayacaksınız. Ya ben burada
İşte iki tane çapraz çubuk kullandım, bir tane kutu kullandım diye aynısını yapmanız gerekmez. Siz buraya yıldız koyabilirsiniz. Küp, kalp, silindir ya da herhangi yaptığınız işte özel bir çizim. Burada mantık şu arkadaşlar. Yaptığınız nesneyi ister güzel olsun ister çirkin. Çirkin oldu diye asla ümitsizliğe kapılmayın. Çoğaltıp döndürdükten sonra yani belli bir geometrik form olduktan sonra zaten güzel gözükecek. Yani ben burada bu çubuklar yerine abuk subuk bir şeyler de kullansaydım nesnem yine güzel olacaktı. Ama benim oluşturmak istediğim şekil bu. Daha sonra hepsini dışarıdan seçip birleştiriyorum. Tek parça oldular gördüğünüz gibi. Şu kenarlardaki çıkıntılar da ayrı bir güzellik oldu. Ve bu nesnemi 3 boyutlu yazıcıdan basacağım. Dışarıya aktar diyorum. 3 boyutlu yazıcılarda genelde STL uzantısı kullanıyoruz. STL'yi seçip nesnemi dışarıya bardak altı olarak aktardım. Şimdi isterseniz Simplify 3D aracında bunu baskıya nasıl hazırladığımızı birlikte görelim. Arkadaşlar bardak altı dosyamız, STL dosyamız burada. Sembolü bende yani simgesi bu şekilde gözüküyor. Çünkü Simplify 3D'nin kendi içinde kabul ettiği dosyaların sembolü böyle iki defa tıklayarak Simplify'da açıyorum. Siz bunu Jura yazılımında da basabilirsiniz veya herhangi başka bir 3 boyutlu dilimleyici programında. Ben Simplify kullanıyorum. Bakın gördüğünüz gibi benim yazıcımın tablo ölçüleri bu gri kısım ve şu an bu yaptığım nesne tam bu tablonun ortasına oturdu. Şuradan iki defa nesneye tıklıyorum ve sağ tarafta özelliklerini görebiliyorum. Şu an benim bu nesnem 169 milim yani nereden baksanız 170 desek 17 santim soldan sağa 17 geriye doğru 17 yüksekliği de 4. Şimdi bu benim için çok fazla büyük, ben bunu bardak altı yapmak istiyordum. Tinkercad'de de bunu ayarlayabilirsiniz fakat Tinkercad'de olaki dalgınlığınıza geldi yapmadınız. Simplify'dan da bunu ayarlayabilirim. Şurada bakın gördüğünüz gibi biz yüksekliklerini, büyüklüklerini ve genişliğini, derinliğini yüzde olarak girebiliyoruz. Ben bunların soldan sağa ve geriye doğru uzunluklarını düşüreceğim. Fakat yüksekliği yine yani kalınlığı 4 milim kalsın istiyorum. Şuradaki Uniform Scaling tikini kaldırıyorum ki hepsini aynı anda küçültüp büyütmesin. Yani şöyle bu tik eğer işaretliyse ben bunu %50 yapıp Enter'a bastığımda hepsini %50 oranında düşürecek. Ben bunu istemiyorum. Çünkü benim için bu kalınlığının 4 milim olması lazım ki bardağın altına koyduğum zaman bir koruyuculuk yapsın bana. Şu kısımlara geliyorum. Yani bu şu an 17 milim. Yarı yarıya düşürsek herhalde 8-9 milim civarı, 8-9 santim civarında bir şey olacak. Bir %60 yapalım. Soldan sağa %60. Geriye doğru %60. Şu an 10 santime, 10 santim 4 milim kalınlığında böyle güzel bir şekil oldu. Ve bu bence benim için yeterli. O zaman hazırsak baskıya gönderiyoruz. Baskı aşamasını da paylaşacağım arkadaşlar. İyi seyirler. Üç boyutlu çizimimizi yaptık. Baskı sürecimizi sizlerle paylaştım. Ve ürünün bitmiş hali budur. Ben turuncu renk filament kullanıyorum şu an. O yüzden turuncu renkte bastım. Gördüğünüz gibi boyutu, kalınlığı ve sağlamlığı son derece uygun. Bardak altında çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Herhangi bir bardaktan masaya, kullandığınız masaya sıvı temasını ve sıcaklığı önleyecek. Ayrıca bunu sadece bardak altlı olarak kullanmakla kalmazsınız. İsterseniz hani çocuğunuz vardır veya süsse dekora meraklıysanız kendinizi değişik değişik şekillerde süs ürünleri yapıp bunu kapınıza, odanıza herhangi bir yere asabilirsiniz. Ayrıca takı tasarımı gibi bir yeteneğiniz veya hobiniz, ilgi alanınız varsa çeşitli akrilik boyalarımız var bizim. Şöyle göstereyim. Yani ben Cadence marka hibrit multi surface boyalar kullanıyorum. Bunlarla istediğiniz renkte boyayabilirsiniz. Renklendirebilirsiniz. Üzerine verniğinizi atıp
daha şık bir takı haline getirebilirsiniz. Kolye, küpe, bileklik, kişiye özel tasarımlar yapabilirsiniz. İsterseniz altın ve gümüş renkte boyalarla da bunu taçlandırabilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar.